bine yakın abonesi olan ve bütün iyi YouTuber'ların, bakın, bütün kafadaki YouTuber'ların hesaplarına dokunmuş ve kısa sürede milyonlara ulaşmasını sağlayan birisi. Kendisi şu anda Acun Medya Akademi'de hem satış direktörü hem de üniversitemizde hoca. Hazırsak, hocamız hazır mı? Evet. Alkışlarınızla Afkan Doşuyolu sahneye alkışlıyoruz. Biz hocamla her gün üniversitedeyiz. Bizim de kendi böyle bir ekibimiz var, bir beyin takımımız var. Hocam ben lafı daha fazla uzatmadan sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ben Afkan Resulov. Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim böyle bir güzel bir organizasyonu yaptığı için. Ayrıca Nişantaşı Üniversitesi'ne de. Ayrıca beni buraya gelmeme izin verdikleri için Acun Medya Akademi'ye de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Kaç kişinin YouTube kanalı var burada? Süper, süper. Peki kaç kişi düzenli olarak YouTube'a video atıyor? Süpersiniz. Adım Afkan, soyadım Rasulov. Macaristan doğumluyum. Memleket Azerbaycan. Türkiye'de okudum. Böyle bir durumla karşılaştığım için sürekli farklı ülkelere gittiğim zaman pasaportuma bakıp şöyle bir nerede doğmuş? Macaristan. Soy isminde Rasulov var. Çok alakasız. Azerbaycan vatandaşı. Türkiye'de okumuş. Sen ne yapıyorsun burada diye sürekli kenara çekerlerdi ve sorguya alırlardı. Böyle bir maceram oluyordu. Ve Türkiye'ye geldiğim zaman da aşırı derecede hiçbir konu hakkında bilgim yok. Üniversiteye gelmişim, kazanmışım, Anadolu Üniversitesi. Okuyorum ama tam olarak ne olacağımı bilmiyorum. Mezun olduktan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece okuyorum. Hiçbir şey yok. Hani anne babamın tavsiyesiyle üniversite okuman lazım, üniversite sınavını kazanman lazım. Tamam, güzel, kazanalım. Ama ben lise yıllarım kötü geçti. Hatta o kadar kötü geçti ki tembel diyorlardı hocalarım bana. Hiçbir derse hiçbir zaman merakım yoktu. Sadece çizim yapmayı seviyordum. Anne babama ben çizim yapmak istiyorum, resim yapmak istiyorum dediğim zaman aç mı kalmak istiyorsun dediler. Hayır tabii ki de. O zaman doktor ol, mühendis ol, mimar ol. Üniversite sınavına girdiğim zaman o kadar tembeldim ki hiçbir konuya hakim değildim. Yabancı uyrukluların girdiği bir sınav mevcut Türkiye'ye. O sınavda bizim zamanımızda iki tane sadece konu vardı. Bir matematik, bir de görsel zekanın gerektirdiği bir mantık soruları vardı. 45-45 iki tane bölümden oluşuyordu ve sınava giriyorduk. Bu ülkeler arası birbirleriyle ekonomik, politik bağlantıları güzel anlamda sağlayabilmek adına tüm dünya globalde olan bir şeydir. Sizler burada bir üniversite sınavına girdiğiniz zaman belki milyonlarla rekabet ediyorsunuz ama Azerbaycan'da bir sınava girdiğinizde ya da Avrupa'nın farklı bir ülkesinde sınava girdiğiniz zaman orada yabancı uyruklulara özel kontenjanlar olduğu için rahatlıkla üniversitede kazanabiliyorsunuz. Ben de bundan faydalanayım dedim. Matematiğim yok. Sadece mantık çözdüm. Görsel zekamın yer aldığı mantık ve bu sayede istersen Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyabilirdim, istersen Nişantaşı Üniversitesi'nde, istersen İzmir'de, istediğim üniversiteyi seçebilirdim, başvuru yapabilirdim ve istediğim bölümü kazanabilirdim. Bilgisayar mühendisliği kazanmıştım. Babam çok mutlu, annem çok mutlu. Hocalarım anne ve babamı yanlarına çekti, dediler ki ya bu çocuğun fiziği yok, matematiği yok, kimya, biyoloji sıfır. Çocuk okuyamaz orada. Gider ama okuyamaz. Mezun olamaz o üniversiteden. Peki hocam nereye gitsin bu çocuk? Tembel, çalışmıyor. Dediler ki iletişim bölümü okursa çok daha kendisi için sağlıklı olacaktır. Sonra üniversiteyi kazandım. İletişime geldim. Anadolu Üniversitesi'nde okumaya başladım. İlk dönemler gerçek anlamda hiçbir şekilde hiçbir dersi geçemez haldeydim. Zar zor puan
alıyordum. Zar zor dersleri geçiyordum. Okuma hevesim de yoktu. Dersler çünkü çok farklı, anlamsız geliyordu bana. Sonra okuduğum üniversitenin yatakhanesine bir görevli geldi. Yabancı uyruklardan sorumlu bir görevli ve dedi ki eğer belirli bir puanın üzerine geçerseniz, bu yüksek bir puandı, bu puanın üzerine geçenlere biz burslu yapacağız. Ben de bir gaza geldim. Bir okuyayım, çalışayım dedim. Sonra çalışmaya başladım. Çok çalıştım. Çok uğraştım. Gecemi gündüzüme kattım. Çünkü burslu olmak istiyorum. Yetmiyordu gelen gelir. Ama olmadı. Sınavlara giriyorum, gene düşük puan. Vasat puanlarla sınavlara geçiyorum, derslere geçiyorum. Olmayacak herhalde dedim bu. Ama ben gene de farklı çözümler aramaya gayret gösteriyordum. Ve bu çözümleri ararken, halen çözümü ararken süreç içinde, bir tane arkadaşım geldi dedi ki, ya kanka, sen dersine çalışmışsın, ben hiç çalışmadım, senden ricam bana bu konuyu anlatır mısın dedi. Tamam kankacığım dedim, hadi gel aşağı inelim bir çay içelim. Çay içerken de anlatırım diye. Sınav öncesi birkaç saat sadece sınava kalmıştı. Arkadaşıma konuyu anlattım. Sonra sınava girdik. Sınavdan çıktıktan sonra birkaç gün sonra cevaplar açıklandı. Hayatımda ilk defa bir dersten 100 almıştım, tam puan. Kendi kendime düşündüm dedim. Nasıl başardın bunu, nasıl yaptın? Yani bu kadar çalışmana rağmen hiçbir şey olmuyorken bir anda bir şeyler değişti. Bunu hep arayışına girdim, bir merakım vardı. Sonra bu arkadaşım mutluydu, arkadaşım da düzgün bir puan almıştı. Tabii bir daha bana yaklaştı, bir daha bana yaklaştı. Her sınav öncesinde bana yaklaştı ve her sınav öncesinde bana yaklaştıkça ben tam puan alıyordum, o istediği puan alıyordu ve mutlu bir şekilde bu şekilde yıllarımız geçti. Sonra hani bu konunun tam olarak ne olduğunu farkına varmasam da yıl 2021 yılında bir kursa katıldım. Öğrenmeyi öğrenme kursu. Daha yakın tarihlerde. Bu kursta öğrenme piramidi vardı. Eğer şimdi internete gidip öğrenme piramidini Google'da aratırsanız piramidin içinde öğrenmeyi şekillendirecek ve öğrenmeyi hızlandıracak en iyi yöntemin başkalarına öğretmek olduğunu fark edeceksiniz. Ben farkında olmadan arkadaşım bana yaklaştığı için, arkadaşıma konuyu anlatmaya çalıştığım için beynimde o konu farkında olmadan daha güzel şekillendi ve ben ezber değil aslında mantığını kapmışım. Şimdi o tekniği bilmeden ama şunu fark etmiştim. Arkadaşım bana yaklaştıktan sonra tabii ben bir şeyler anlatıyorum ve anlattıkça sınavlardan güzel bir şekilde geçiyorum. Sonra öğrenci kulüplerine katılmaya başladım içeride. Gene aktiflik çünkü sosyal bakımdan aktif olmak istiyorum. Aşırı derecede içine kapanmak bir insandı. Bugün burada bu konuşmayı yapmak bile benim için halen heyecanlı. Öğrenci kulüplerine katıldım. Herkes bildiği programları anlatıyor. Ben de o zamanlar Photoshop programını seviyordum. Arkadaşlarım dedi ki sana o zaman bir tane sınıf ayarlayalım. Öğrencilerimize burada ücretsiz olarak Photoshop eğitimleri ver. Tamam dedim. Bir eğitmen değilim ama bilgimi paylaşabilirim. Öğrendiğim kadarını paylaşabilirim. İlk gün sınıfta 10 kişi vardı. İkinci gün, üçüncü gün sınıf sayısı artmaya başladı. Ay sonunda 80 kişilik sınıfa bilgimi paylaşıyordum. Hatta öyle bir dereceye gelmiştik ki hocaların dikkatini çekmişti. Bu çocuk kim diye. Sonra bu arkadaşlarımızın sınavları oldu, vizeleri oldu, derslere katılamayan arkadaşlarımız oldu. Bir çözüm üretelim dedik. Bu arkadaşlar şu bir dersten geri kalmasınlar. Ne yapalım? O zamanlar 2008 yılı YouTube yeni yeni gelmiş. O zaman bir saatlik videolar yok. 5 dakikalık videolarla sınırlı her şey. Hatta yeni yeni 10 dakikaya çıkarmışlar. 10 dakikada da konuyu anlatabilmen lazım. Tamam, öyle bir yer var. Sen dersi tekrar oraya kaydet, paylaş. İnsanlar
İzlesinler, öğrencilerimiz izlesinler. Tamam dedim, gittim 20 TL'ye. O zamanlar mikrofon bulmak bu yeni nesilde olduğu gibi kolay değildi. Ne mikrofon bulabiliyorduk, ne kamera bulabiliyorduk. Yoktu, gerçekten yoktu piyasada. Hep yurt dışından sipariş vermek zorundaydık. Ucuz bir mikrofon bilgisayarın karşısına geçtim, anlatmaya başladım. Anlatırken keyif aldığımı fark ettim. O şekilde üniversitedeki düzeni çözmüştük. Öğrenciler mutluydu, ben mutluydum. 4 sene bu şekilde aktı geçti. Ben Erasmus yaptım 1 sene boyunca, Polonya'da 1 sene orada okudum. Erasmus'a giderken o kadar keyif almıştım ki video çekmekten. Polonya'da da kendi mikrofonumu oraya kadar taşıdım ve orada da bir video çektim. Polonya'ya gittiğimde ve Polonya'da çektiğim videoda videoyu paylaşırken karşıma bir reklam çıktı. Böyle bir kutucuk, kutucukta yazıyor ki bu videoda reklam çıkmasını istiyor musun? Hani normal bir insan oldu, tabii ki de istemiyorum der. Hani videoyu izlerken kim keyif alır ki reklam çıkmasını? Hayır dedim. Bir sonrakine bir daha sordu, bir sonrakine bir daha sordu. En sonunda kabul ettim. Erasmus bitti, ben askerliğimi yapmak için memlekete döndüm, askerliğimi yaptım, eve geldim, evde bir baktım, bir tane mail gelmiş, mailde gelen mailde bir cevap hani Google'dan gelmiş, şu kadar alacağınız var, hatta rakamını tam net olarak hatırlıyorum, 600 TL alacağınız var, lütfen hesap banka bilgilerinizi girin diye. Ben bunun gereksiz spam bir e-posta olduğunu düşündüm, hani dolandırıcılık olduğunu düşündüm açıkçası. Arkadaşımı aradım, ondan teyit almak istedim. O da dedi ki, gelen mail Google'dan gelmiş, google.com'dan gelmiş. Yani bu bir gereksiz bir e-posta değil. Sonra araştırdı, meğersem YouTube'da gelir kazanma modeli gelmiş ve sen zamanında açtığın o reklamlardan gelir kazanmışsın ve bu gelir de o gelir. Yaşı 23 o zaman. 23 yaşında hep hayata mantıkla karar vermeye çalıştım. Bir şeyler mantıklı geliyorsa adım atmaya çalıştım. Dersler hiçbir zaman mantıklı gelmedi bana, çalıştığım dersler. Çünkü gelecekte ben bu dersleri nerede faydalanacağım, nerede kullanacağım diye düşünemedim. Bu sefer 23 yaşındayım, kendi kendime şunu karar verdim. Arkadaşıma da söyledim. Ya dedim, ben zaten video çekmekten keyif alıyorum bilgisayar başında. 23 yaşındayız. Bir sene biz buna şans tanısak mı? İki arkadaş. Girelim, başlayalım. Bir sene kendi şans tanıyalım. Ve bakalım ne olacak devamı. Vizyon sıfır. YouTube'un bana açacağı kapıları bilmiyorum. Dijitalin bana açacağı kapıları tahmin edemiyorum. Sadece tek istediğimiz şey, sevdiğimiz işi yaparak bir gelir kazanmak. Kendi kendimizi de şöyle kandırmıştık, inandırmıştık daha doğrusu. 23 yaşındayız, zaten bir üniversite mezunuyuz bu arada, diplomamız elimizde, İngilizce dil olarak dilimizi biliyoruz. Hazırlıklıyız, istediğimiz an istediğimiz şirkete gidip çalışabiliriz. Ve bir şirkete gidip çalıştığımızda alacağımız bir rakam malumdur. İster bu 23 yaş olsun, ister 24 yaş olsun, ister 25. Biz o zaman bu bir fırsatsa bu fırsatı değerlendirelim dedik. Bir sene denedik. 8 ay boyunca cebimizde sadece 600 TL, ona da bir mikrofon aldık. Halen de kullandığım mikrofon odur. 7 seneden fazladır. Bir sene boyunca bir kuruş düşünmeden, aklımızda çünkü bunu düşündüğümüz için tüm gücümüzü de verdik. Sabah 9'dan akşam 11'e kadar tek bir video çıkarmak için uğraşıyorduk. Çünkü benim Türkçem şu anki gibi güzel değildi. Şu anda muhteşem değil ama daha kötüydü. Çok fazla gaf yapıyordum. Konuşmakta güçlük çekiyordum. Ağlamalar, eğlemeler, heyecanlanmalar, kamera karşısına hayatımda ilk defa geçmişim. Konuştuğum her cümle, kurduğum her satır çok zor geliyordu bana. Bir videonun çekiminin bitmesi 5 saatimi 6 saatimi alıyordu belki de. Ama şunun da altını çizmek istiyorum. Vizyon sıfır o zaman. Tek yaptığımız şey, odaklandığımız şey güzel bir video çıkarmak için emek harcamak. Bir sene bu şekilde geçti. Ama yıllar geçtikçe şunu fark ettik. Ben
her video çektikçe 10. 20. videodan sonra biraz daha hızlanıyorduk. Anlatım yaparken ben daha kolay anlatım yapmaya başladım. Montajını yapan arkadaşım daha hızlı montaj yapmaya başladı. Bu süreçte sadece bunu çekmeye odaklanıyoruz ama bir taraftan da bu video neden izlenmiyor diye araştırmalar yaparken, internete bugün girip her şeyi araştırabilirsiniz. Komik videolar da izleyebilirsiniz ya da bunu ben nasıl yapabilirim araştırabilirsiniz. Google'a girip güzel Türkçe nasıl konuşulur? İlk aradığımız şey buydu. Karşımıza diksiyon eğitimleri, hitabet, işte tekerleme çalış, sesli kitap oku. Ama okuduğumuz her makalede, bulduğumuz her araştırmanın sonucunda bunu düzenli yap altına çiziyorlardı. Biz de düzenli yapıyorduk bunları. Sonra kamera kalitesini arttırmaya çalıştık. Bu kamera kalitesi nasıl arttırılır? Google'a yazdık, sorduk. Karşımıza birçok makale çıktı. Karşımıza birçok video çıktı. İzledik. En iyisini yapmaya çalıştık. En iyisini yapmaya çalıştık. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü bizim amacımız en iyisini yapmaktı. Mükemmel değil arkadaşlar. En iyisini yapmak. Bizim için o anda elimizde var olanla en iyisini yapmak için uğraşıyorduk. Sonra daha küçük bir kanalımız, 5000 takipçideyiz. Yıl 2016 bildiğim kadarıyla. Ne yapalım dedik? Dedik ki ya internette insanlar birbirleriyle buluşuyorlar ve videolar çekiyorlar. Buluşup video çektiklerinde daha hızlı büyüdüklerini fark ettik. Dedik ki biz bir şansımızı deneyelim. Mail atmaya başladık. Belirlediğimiz, beğendiğimiz, videolarını beğendiğimiz kanallara mail atmaya başladık. Attığımız mail şu şekildeydi. Hayalimizi anlattık önce. Bizim gerçek hayalimiz ekran karşısında, bilgisayar karşısında sevdiğimiz bir iş var. Photoshop'u çok seviyoruz. Bu konularda video çekmeyi çok seviyoruz. Ve İngilizcemiz çok iyi. Yurt dışındaki kanalları takip edip, o kanallardan edindiğimiz bilgileri Türkçeleştirip, Türk gençliğine, Türk insanına sunmak istiyoruz. Çünkü herkesin bütçesi yok bugün farklı okullara gidip okumaya. Bizim amacımız hem ülke olarak ülkeye fayda sağlamaktı, hem de bunu da net bir şekilde belirttik, hem de bu bizim sevdiğimiz bir meslek olduğu için bundan gelir kazanarak buna devam etmek istiyoruz. Eğer kanalımızın linkini bırakıyorum, eğer videolarımızı beğeniyorsanız ve bize inanıyorsanız bu maili geri dönüş yapmanız yeterlidir. Geri dönüş yapmazsanız da saygıyla karşılarız. Arkadaşlardan bir tanesi geri döndü. Bu Rahman Kazancı, Minecraft evi. Hala ismini her yerde söylerim. Çünkü benim dönüm noktamdı kendisi. Geri döndü, kendisi Trabzon'da grafik tasarım okuyormuş. Ve bizim videolar sayesinde derslerinden hep yüksek puan alıyor. Dedi ki Afgan abi seni çok severek takip ediyorum. Tabii ki de hemen buluşalım, hemen görüşelim. İnternetten görüştük. Konuşmaya başladık. O çok ileride. Biz çok gerideyiz. Başladı bize YouTube'u anlatmaya. Bakın ya şuraya gelsenize burada YouTube etkinlikleri oluyor. Ya şuraya gelsenize burada arkadaşlarla buluşuyoruz, çay kahve içiyoruz. Ya ben diyorum Uğur abi tanımıyorum o arkadaşları. Ya sen çok seveceksin. Gel benim arkadaşımsın, ben davet ediyorum. Gittik. Farkında olmadan bir anda dünyam değişti içeride. YouTube etkinliğine gittiğimiz zaman orada işte o zaman Burak Oyun'da bilirsiniz eskiler çok iyi bilir. Ruhi Çenet bugün de bilirsiniz. Lehaman vardı o zaman. Farklı farklı YouTube kanalları var. Büyük kanallar. En düşükleri de biziz bu arada. O zaman 1 milyon takipçili kanal yok. 100 bin dahi yok. En büyük kanal Ruhi'de 60 bin takipçisi vardı. Ne zaman 100 bin olacak diye hesap kitap yapardık böyle. Aynı şekilde o masada ayağa kalktım ve aynı cümleyi kullandım.
İnsanlar birbirlerine çoğunlukla dedikodu yapmayı severler arkalarından, kötü konuşmayı severler. Bir şey hakkında kötü, olumsuz şeyler konuşmayı severler. Ben hayatı biraz daha farklı baktığım için, yani diyorum ki iyi şeyleri söylemek lazım. Eğer bir insan güzel giydiyse ve karşındaysa, o insanın bugün güzel giydiğini karşı tarafa iletmek lazım. Bunun bir de tam tersini yapmak lazım. Masada kalktım aynı şekilde, dedim ki bugün burada olmama vesile olan kişi bu arkadaşımız. Ve çok saygıdeğer insanlarsınız. Bunu söylemem gerektiydi. Bu masada yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim dedim. Ondan sonra oturdum yerime. Bu konuşma Ruhi'nin çok dikkatini çekti. Ruhi geldi omzuma vurdu. Dedi ki Afgan senle biraz konuşalım. Biraz konuştuk. Konuştuktan sonra konuşmamızın içeriği de aynı şekilde. Biraz yıldızlardan bahsettik. Yıldızları seviyorum. Konuşmanın sonunda ya dedi ki burası çok kalabalık. Yarın bir kahve mi içsek sen? İçelim dedi. Görüştük, içtik. Bir kahve, iki kahve. Bu şekilde ilerledi. Sonra ben Ruhi'ye orada dedim ki Ruhi ben yakın tarihte Azerbaycan'a döneceğim, bilgin olsun. Neden dönüyorsun? Burada kalsana dedi. Ben burada kalamam dedi. Neden dedi? Ben yabancı uyrukluyum dedi. Ne alaka dedi. Ya dedim ki yabancı uyruklu olmak Türkiye'de şöyle bir durum. Ya kariyer bir planın varsa sigortalı çalışan olmak zorundasın. Ve sigortalı çalışan olmak için de yabancı uyruklu olarak Türkiye'de özellikle global bir şirkette, kurumsal bir şirkette çalışman lazım. Yani her şirket bir yabancı uyrukluyu alıp çalıştıramıyor bünyesinde. Bu Ruhi'nin aklına kazındı. Ben memlekete döndüm. Memlekette bir bakanlıkta tasarımcı olarak görevime başladım. Ama hala YouTube'a video üretmeye devam ediyorum. Yeni bir şey öğrendiğim takdirde hiç vazgeçmiyorum. Devam ediyorum. Bakanlığa girme sebebim de Azerbaycan'da annem erkek adam sabah evden çıkar akşam gelir cümlesiydi. İşte oğlum hep evdesin. Anne YouTube'a video üretiyorum. Ya o iş değil ki. Hep halen de aynı cümleyi söyler. Sabah çıkacaksın 7'de. Erkek adam dedi 7'de çıkar. Akşam yorgun ardından eve gelir. Biraz oturur iki film izler. İki haber çevirir. Biraz yemeğini yer. Sonra yatar. Öyle büyümüş, öyle görmüş. Annedir. Tamam anneciğim dedim. Çalışmaya girdim. İlk bulduğum işe de girdim öyle çat diye. Sırf annemin gönlü rahat olsun diye. Tabii o yıllarda devalüasyon oldu Azerbaycan'da ve işten çıkarılmalar başladı. Ben de öyle şeylere alışkın olmadığım için bu konulara kendi rızamla gittim işten çıktım ki ne olur ne olmaz benim de başım ağrımasın dedim. Evde devam ediyordu. Sonra bir gün Facebook'tan bir mesaj geldi bana, İstanbul'a gelmek ister misin diye. Tabii ki dedim. Sonra dedi ki, bir şirket sana yazı yazacak. O şirket seninle randevulaşacak, görüşecek, seni mülakata alacak. Eğer başarılı bir şekilde geçersen buraya geleceksin. Tamam dedi. Şirket yazdı. Şirkette görüştüm. 6 farklı mülakata girdim. 6'sından da geçtim. Bu şirket bir İngiliz firmasıydı. Londra merkezli ve YouTube onaylı bir şirketti. 6 görüşmenin özetini geçiyorum arkadaşlar. Hep hayalimden bahsettim. Aynı konu. Hayalim benim video içerik üretmek. Hayalim benim içerik üreticilerinin sayısını arttırmak. İnternetin gücünü insanlara aktarabilmek. Sadece insanlar değil, markalara aktarabilmek. Ve bunun ne kadar güçlü bir yer olduğunu, ne kadar onlara fayda katabileceğini gösterebilmek. Çocukluğuma kadar indiler. Çocukluğumdaki aynı hikayeyi, şu an anlattığım hikayeyi tam dürüstlüğüyle tamamını anlattım. Tamam dediler, senle başlayalım. Hayatım boyunca görmeyeceğim bir maaş teklifi yaptılar. Daha 24 yaşındayım. Bir sene geçmiş aradan. 24, daha 25 olmamışım. Hayatım boyunca teklif alamayacağım bir şeydi benim. Hani hayalini de kurmuyordum. O kadar toydum ki hemen atladım. Tamam dedim. Şirkette başladık çalışmaya. Türkiye'ye getirdiler beni. Uçak biletime karşıladılar. Türkiye'de ağırladılar.
OS'e geçtik. Bilgisayarım yoktu. Dedi ki, daha doğrusu bilgisayarım vardı ama bilgisayardan çıkardı sesi duymanız lazımdı. Sanki jet var yanında benim. Uuu diye böyle üşüyordu. Çok ucuz bir bilgisayardı. Dediler ki bizim şirkette herkes Mac kullanır. Ben bir üzüldüm. Mac alacak bütçem yok çünkü benim. İndik aşağıya. Beni bir bilgisayarcıya götürdüler. Dediler ki işini hangi bilgisayar görüyor burada? Ben tabii çekiniyorum. Hangisini seçsem şimdi? Ucuzuna gidiyorum ben. Dediler ki istediğini seç buradan. En pahalısını seçtim ben de. Tamam dedi, al onu. Aldı. Ofise geçtik. Benim bir Mac'im vardı. Aynı düzende orada devam ediyorum. Bir taraftan içerik üretiyorum, bir taraftan yeni insanları keşfetmeye çalışıyorum. O insanların hayallerine dokunmaya çalışıyorum. O insanların ne kadar değerli olduklarını, kendilerini ifade etmeyi anlatmaya çalışıyorum. Çoğunlukla gördüğüm bir şey vardır. Çoğu sanatçı insanda bunu daha fazla görüyorum. Çok güzel sesi var, çok güzel müzik yapıyor. Ama onu da anlıyorum, vizyon yok. Vizyon olmadığı için kendini değersiz biliyor. Yakın tarihte ismini vermeyeceğim bir diksiyon hocası vardı. Instagram'dan takip ederseniz görürsünüz. Düzenli olarak çalıştığım YouTube kanallarından gelen teşekkür videolarını paylaşıyorum orada. Çok küçük bir kanalı vardı. Ben keşfettim kendisini. Hocam yazdım. Böyle böyle ben Türkçe'ye çok değer veriyorum. Sizden ricam bana siz özel ders verin. Bunun karşılığında ben sizin dijital tarafınızda destek olmak istiyorum. Tamam dedi. 5 ay boyunca beraber çalıştık. Şu an 100.000 takipçi de kendisi. Ve Afgan diyor, şu an hayatım çok değişti diyor. Şu an farklı bir gözle bakıyorum ve insanlar da bana farklı bir şekilde bakıyor. Hocam diyorum artık siz normal bir çalışan değilsiniz. Şu an siz influencersınız diyor. Ve şu an farklı bir boyutta devam edeceğiz. Konuyu nereye getirmeye çalışıyorum arkadaşlar? Dijitalin gücü şudur. Şu an okuduğunuz bölümleri tahmin etmeye çalışıyorum. Mesela ben şu kişi olacağım gelecekte diyebilen birisi var mı aranızda? Ben bu kişi olmak istiyorum diye. Buyurun hanımefendi. İsminiz? Burcu Hanım. Ne olmak istiyorsunuz Burcu Hanım? Oyuncu olmak istiyorsunuz. Net olarak hangi branşta? Komedi, dram? Süper sinema oyuncusu olmak istiyorsunuz. Burcu Hanım sinema oyuncusu olmak istiyor. Süper. Süper. Aynı zamanda sosyal medyayla ilgileniyorsunuz. Ama siz oyuncu olmak istiyorsunuz. Bugün oyuncu olmak isteyen çok insan vardır. Şimdi konuyu ben değere getireceğim. Değer vermeye getireceğim. Mesela değer nedir, tamam mı? Neden bir şey değerlidiriz? Mesela hepimiz birileri için değerliyizdir. Bazılarımız annemiz için, babamız için değerliyizdir. Bazılarımız arkadaşlarımız için değerlidir. Hani değerden bahsedilir sürekli aslında. Sen benim için değerlisin diyoruz. Mesela para değer kaybediyor diyoruz. Neden? Bir şey azsa eğer değerlidir. Bir şeyin az olması aslında çoğunlukla zor olandır. Zor olan az olur. Mesela hepiniz Türkçe konuşmayı çok güzel bir şekilde biliyorsunuzdur eminim. Ama bir de güzel Türkçe konuşmak var. Bunu çok az insan bilir. Bunun üstüne güzel Türkçe konuşmakla beraber güzel hitabeti olan insanlar var. Bu biraz daha değerlidir. Bunun üstüne bir de hikaye anlatmak ya da bir konuyu hikayeleştirmek konusu o farklı bir değere sahiptir. Ve bunu yapan insanlar aslında bugün baktığınızda çevremizde siz diyorsunuz ki ya çok güzel video yapıyor. Ya çok güzel işler çıkartıyor. Şimdi Burcu Hanım oyuncu olmak istiyor. Birçok kişi oyuncu olmak istiyor. Konuyu internetin faydaları, dijitalin faydaları. Doğu Demirkol'u biliyorsunuz değil mi çoğunuz? Süper. İnternette videolar paylaşıyordu. İçerikler üretiyordu. Keşfedildi. Verdiğim şu örnek vardı her zaman.
Siz bugün Cem Yılmaz'a ulaşmaya çalışsanız belki ulaşamazsınız. Evine kadar belki adresini bulursunuz ama kovulursunuz. Kapısını çalamazsınız. Ama siz çok yeteneklisinizdir. Burcu Hanım mesela çok yetenekli olduğunu iddia ediyor. Video çektiği zaman, yani ben bunu gösterebiliyorum. Bak ben yetenekliyim. Kendince skeçler yapabilir, kendince kısa filmler yapabilir ya da kısa oyunlar yapabilir. Bunu internete koyar, viral olur bir videosu. Hepsi olmak zorunda değil. Ve Cem Yılmaz Burcu Hanım'ı kendisi keşfeder ve bir günde belki de hayatı değişir. Farkında olmadan farklı ortamlara girer. Farklı şekilde hayatı değişir. Ve birkaç sene sonra geriye dönüp baktığında hani nasıl geldim ben buraya diye kendine sormaya başlar. Aslında internetin gücüyle gelmiştir. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz tabii ki de. İnternet önemli, işte yapmak önemli, etmek önemli. Ama burada önemli olan bunu yapabilmek. Bu çok klişe, duyduğunuz cümlelerdir, eminim, kelimelerdir. O yüzden değer konusuna getirmek istiyorum. Mesela bir işe girdiğiniz zaman, çoğu insana ben bunu fark ediyorum, çoğu gençlikte bunu fark ediyorum. Bir işe girdiğinde değeri maddisel olarak algılıyor. Yani bana bir ödeme yapılıyor. Bu yapılan ödemedir benim değerim diyor. O şirketten alacağım değer. O şirketten alabileceği diğer değerlere odaklanmadığı için, sürekli maddisele odaklandığı için gelişiminin olmadığını fark etmiyor dahi. Bugün buradasınız, hep berabersiniz. Ben dedim ki kaç kişi itibar içerik yapıyor, el kaldırıldı. Kaç kişi düzenli video atıyor, el kaldırıldı. Mesela burada bu kişiler kendi kendilerini keşfedebilirler, bulabilirler. Ve beraber bir proje yapabilirler. Hepiniz buradasınız. Birbirinizi network diyorlar buna. Aynı zamanda girdiğiniz şirkette sadece maddisel konular değil, ben bu şirketin işleyiş şeklini öğreneceğim. Çünkü gencim, işleyiş şeklini öğrenirsem yarın kendi şirketim olduğu zaman bu işleyişi güzel bir şekilde orayı da uygulayabilirim. Ya da o şirketin içindeki sorunları keşfeder, sorunları not alır. Yarın ben şirket kurduğum zaman bu sorunları yapmayacağım. Bu sorunların olmaması için adımlar atacağım. O da bir değerdir. O şirkete yeni isimler geliyordur, yeni kişiler geliyordur. Bu fırsatlar bir değerdir. Ama bunu görmek lazım. Şimdi internette kaç kişi benim ismimi arattı internette? Süpersiniz. Ve buldunuz değil mi? İnternette olmasam ne olacaktı? Bu kişi kim? Efendim? Heh, değil mi? Bu kişi kim? Burada anlatıyor, ne anlatıyor? Ben mümkün mertebe kendimi anlatmayayım diyorum. Beni birileri anlatsın. Çünkü ona değer veriyorum. Çünkü ben işimle ön plana çıkmak istiyorum çoğunlukla. Ve öncesinde bir video izlettirdiler size. Bu kişilerle çalıştığım zaman kendi yaptığım işime güvendiğim için, o kişilere güvendiğim için, o kişilere değer katacağımı bildiğim için belki de yıllarca çalışmışımdır bir yerlere gelmek için. Ama bu kişiler büyüdükçe ben de değerleneceğimi bildiğim için beraber sürekli ilerledik. Çoğu kişi geliyor. Akademide hem eğitmen kimliğim olduğu için hem de idari kadroda kimliğim olduğu için. Ya hocam diyor, referansım yok, bir şeyim yok, hani işe gireceğim, ne yapayım? Ya güzel kardeşim, burada diyorum bak, sesi güzel arkadaşımız var, bak sen kamera kullanıyorsun, bak şurada bir tane ekipman var. Diyor hocam, klip çeksenize. Hava sıcak, çıkın çekin, bir şeyler yapın. Hani diyor hocam, nasıl yani, işe nasıl gireceğim? Sen portfolyo demiyor musun oluşturmak lazım? İlla ki portfolyo birinin yerine girip orada çalışmak mıdır? Sen kendi portfolyonu kendin oluşturursun. Gir, çek, ben bunu yapabiliyorum. İnsanlar seni görsün. Bunu internete koy. Birisi video kurgucu, video editör aradığında senin o videonu görsün. Senin o videoda yaptığın işin yeteneğini zaten sergiliyorsun. Keşfetsin. Yarın sen bir yere şirkete başvuru yaptığın zaman da aynı şekilde kuru kuruna bir CV göndereceğini, yazı göndereceğini, bu videoyu gönder, o kanalını gönder.
Dijitalde olan işlerini gönder. Görsünler ki sen bu işi yapabiliyorsun. Bakın, ister lise mezun olun, ister üniversite mezun olun, ister yüksek lisans, ne yaparsınız yapın. Ben 4 üniversiteden mezun oldum. Yüksek lisansımı da bir tanesini şimdi yapıyorum. Diplomayı tek bir kişi sormadı ama diploma önemli. Evrak önemlidir. Ben devlet aramı her zaman iyi tutarım. Çünkü evrak yeri geliyor. Bir yerde imza attığın zaman o evrağa bakabiliyorlar. O evrağın tam olması lazım. Ben Sovyetler zamanında Macaristan'da doğdum mesela. Şu an Sovyetler Birliği dağıldı ve doğum belgem Macaristan'da Sovyetlerden kalma. Yeniletmeye çalışıyorum. Çok büyük zorluklarla karşılaşıyorum. Tek bir evraktan dolayı bugün vatandaşlığa başvuru yapmakta zorlanıyorum. Aynı şekilde diploma olması önemli bir şey. Okuyun. Ama diplomayla sadece mezun oldum, şimdi işe gireceğim, bir şey yapacağım, böyle hayaller kurmak birazcık olmaması gereken bir şey. Ben ne iş yapacağım diye düşünmeniz lazım. Ve sürekli ay sonuna kadar, bu aya kadar, bu yeni bir aya girdik. Bu ayın sonuna kadar neler üretebiliriz düşünmeniz lazım. Ve bu ürettiklerinizi internete koymanız lazım. Varsayalım burada şu an kameralar beni çekiyor. Konuşmacılarımızı çekiyor. Bu kameralar olmasa bu konuşma burada biter gider. Ama bu kameralar çektiği için bunu ben alırım, YouTube'a koyarım. Bunu ben alırım, web siteme koyarım. Bunu ben parçalara ayırırım, Instagram'da paylaşırım. Bunu ben parçalara ayırırım, reklam çıkarım. Bunu ben parçalara ayırırım, Facebook'a koyarım. Bunu ses kaydını bir editöre veririm, sesini çıkarttırırım. Yazıya döktürürüm. Başka bir editöre veririm, güzel Türkçe'ye çevirmesini sağlarım. Matbaaya veririm, kitabım çıkar. Şimdi bu değeri görebilmemiz lazım. Eğer göremiyorsanız sıkıntı değil. Dediğim gibi başladığımda ben de vizyon şöyleydi. Şu an Acun Medya Akademi'deyim. Ne Londra'daki işe iş başvurusu yapmıştım. Ne de Acun Medya Akademi'ye ben iş başvurusu yaptım. Ve Acun Medya Akademi'ye çok fazla kişi iş başvurusu yapıyordu. Bana özel olarak mail gelmişti. Görüşmeyi sağladık. Güzel bir görüşme geçti. Yine sizinle konuştuğum konuşmayı yaptık. Değerlerden bahsettik. Hayallerden bahsettik. Ve bu hayaller için ne kadar enerjik olduğumu kendilerine duygusal olarak ifade etmeye çalıştım. Kabul edelim. Şu an 6 aydır beraberiz. İnşallah da yıllarca bu şekilde devam edecek. Ve güzel projeler yapıyoruz. Uğraşlar sergiliyoruz. Şimdi bu kişiler bizi nasıl buluyor? Çok basit bir açıklaması var. Sizi internetten buluyorlar arkadaşlar, dijitalden. İnternete atın işlerinizi. Biliyorum içinizde şöyle korkular var. Bu bende çok fazla vardı, halen de var. Bir video çekiyorum. Ya buna gülerler. Ya bu olmaz. Atmayayım ben bunu. Sonra arkadaşım dedi ki sen atma, ben atarım dedi. Sen çek dedi, ben atarım dedi. Sen bakma kanala bile. Bakmadım, aylarca bakmadım. Sadece yaptım, işimi yaptım ve paylaştım. Ve o benim beğenmediğim ve benim hayatım boyunca belki de internete atmayacağım videolar milyonları geçti. Ve o videolar sayesinde birçok arkadaş edindim. Bugün İstanbul'dayım, ben normalde Trabzon'da oturuyorum. İstanbul'da şu an hiçbir yerde kalmıyorum. Ama hep bir yerlerde kalıyorum. Nasıl diyeceksiniz? İnternetin gücü diyorum. Ben interneti şu anlamda da çok seviyorum. Çok güzel arkadaşlıklar da ediniyorsunuz. Tamam, internet kariyer hayatınızda sizi ön plana çıkartıyor. Sevdiğiniz işiniz, bir psikolog olmak istiyorsunuzdur, bir doktor olmak istiyorsunuzdur, bir oyuncu olmak istiyorsunuzdur. Bir sanatçı, bir resim çizmek istiyorsunuzdur ve kendinizi o anlamda ön plana çıkarmak istiyorsunuzdur. Yapmanız gereken tek şey konu başlığını atıp işte resim nasıl çizilir? Psikolojim bozuk, nasıl düzeltilir? Bunu yapan çok insan var, internette de görüyorsunuz. Ve sizin şu anlamda anlıyorum, siz insanların çoğunlukla başarısını görüyorsunuz. Ben de öyle. Bunun bilincinde sadece olmanız lazım. İnternette gördüğünüz videolarda son kalite ekipmanlar belki kullanılıyor.
Son çok güzel bir şekilde konuşma yapıyor karşı taraftaki konuşmacı. Ya siz de diyorsunuz ki evet ben kanal açmak için bu kadar güzel konuşmam lazım. Ya da bir kanal açmak için böyle güzel bir ekipmana ihtiyacım lazım. Ama o kişinin en eski videosunu eğer silmediyse baktığınız zaman belki de kamerası yoktu. Belki de konuşmakta zorluk yaşıyordu. Adım attıkça ilerleriz. Bir spor salonuna bile bugün gittiğimiz zaman bir ağırlık kaldırdığımızda o ağırlık ilk başta bize zor gelir. Ama onu bir hafta yaptığımızda, bir hafta sonunda o ağırlık bize çok normal gelir ve yeni ağırlıklar kaldırmaya başlarız. Aynı şekilde internete adım attığınız zaman, o korkuyu bir defa geçtiğiniz zaman, o eşiği bir defa geçtiğiniz zaman bunu da istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğiniz zaman hayatınızda olabilecek değişiklikleri fark etmeyeceksiniz bile. Sadece şunun farkına varacaksınız. Üzerinden ben kendi adıma söylüyorum. 7 sene geçmiş. Geriye dönüp baktığımda o 1 sene içinde yaptığım şeyler beni buraya getirmiş. 1 sene içinde dişimi sıkıp sabah saat 9'dan akşam saat 11'e kadar en iyi videoyu çıkarabilmek için uğraşma çabası 7 seneden onun ekmeğini yiyor. Ve çok güzel arkadaşlıklar kuruyor. Bugün buradayım, Büyükşehir, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde şu an salonundayım ve sizin gibi güzel, değerli izleyiciler burada. Ve ben aynı duygularla, aynı şekilde sizin karşınızdayım. Çünkü ben de bir babayım, bir kızım ve bir oğlum var. Onlar yarın büyüyecekler. İstiyorum ki güzel bir Türkiye olsun burası. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkçe çok güzel bir dil. Türk insanı çok güzel bir insan. Buradaki samimiyeti hiçbir yerde göremezsiniz. İnşallah Avrupa'ya gitmişleriniz vardır, gidecek olanlarınız vardır. Bunu fark edeceksiniz, geri döneceksiniz. Tamam mutlu mesut, hayat yaşıyor, öyle konular ama sıcaklığı arayacaksınız. Ve o sıcaklığı bu ülkede bulacaksınız her zaman. O yüzden güzel bir Türkiye olsun istiyorum. Güzel bir Türkiye olması için de güzel gençlerimizin olması lazım. Bu gençlerimize de katkıyı bizim sağlayacağımızı düşünüyorum. Hani ben kendi üzerime bu görevi üstlendim. Ve benim gibi üstlenen birçok insan olduğumda farkındayım, görüyorum ve çok mutluyum. Bugün burada olmama vesile Mehmet Mustur, Nişantaşı Üniversitesi, Acun Medya Akademi, Bursa Büyükşehir Belediyesi. Ama burada bu insanların beni tanımasının sebebi benim internette olmam arkadaşlar. O yüzden internette olun ve mümkün mertebe zoru değer olarak kabul edin. Yani bir şey zorlandıysa, bir şeyde zorlanıyorsanız bunun değerli olduğunu düşünün. Çünkü eğer o zorsa o zaman değerlidir. Eğer bir şey kolaysa o zaman bunu herkes yapıyor, değersizdir. Zor gördüğünüzde zora bakış açınızı değiştirdiğiniz takdirde hayatınız çok güzel anlamda değişecektir. Öncelikle küçük bir ne derler soru cevap yapalım isterseniz. Olur mu? Soru cevabı. Olur hocam. Tamamdır. Ben tamam. Buradaki enerjiyi seviyorum. O yüzden güzel beraber bir ne derler? Selfie yapalım. Ama güçlü bir alkış isteyeceğim. İstanbul'a beklerim. Buyurun gelin, bulun. Beni bulun. Beni bulan arkadaşlarımızla çay kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Ulaşılamayan insan gibi bakmayın kesinlikle. Eğer bir projeniz, güzel bir hayaliniz varsa buyurun gelin bulun. Nişantaşı Üniversitesi'ndeyiz, Neotek Kampüsü'ndeyiz. Her zaman bekleriz. Hiç teşekkür ederim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Birazdan görüşürüz.